Saçmıyor lan usta, saçmıyor. Efendim savcım. Alo, oğlum niye açmıyorsun telefonu? Arıyorum ya deminden beri. Savcım duymadım, kusura bakma. Abin nerede? Ona bakmaya geldim şimdi tamirhaneye ama burada yok. Soner mi söyledi sana? Oğlum ben sana bir şey yapmayacaksın demedim mi? Ya niye dinlemiyorsun benim lafımı ya? Savcım dayanamadım savcım. Dayanamadım ne demek lan? Soner ne diyor? Ne konuşuyorsun Soner'le? Ne oluyor? Savcım şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Suçu işleyen yani Yağmur'un canına kasteden Gökhan'mış. Gökhan mı? Gökhan mı? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Sen ne anlatıyorsun? Gökhan savcım. Ama sen merak etme, ben cehennemin deliğine girse bulacağım onu. Dur bir dakika, dur. Alo, ne oluyor? Dur bir saniye savcım, bekle, ne oluyor? Bekle. Alo savcım. Savcım sesin gelmiyor, alo. Burada kimse yok şu anda, gitmişler. Savcım sesin gelmiyor, ne oluyor? Yok burada kimse şu anda, gitmişler. Bu çocuk kızımı yanında götürmüş. Benim kızım şu anda Gökhan'ın elinde. Duydun mu beni? Yağmur şu anda Gökhan'ın elinde. Ne? 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 Tamam Ali, sağ ol. Savcım. Biz de beklemeyelim, çıkalım Allah aşkına. Böyle elimiz kolumuz tutulmuş gibi durmayalım burada. Allah aşkına biz de arayalım, bir şeyler yapalım ne olur. Sen nereye gideceksin ya? Nereye gideceksin? Savcım gitme ihtimalinin olduğu bütün adresler bizde. Kayıtlı hepsi burada, cebimde. Aha burada. Ben gideyim buralara bakayım. Allah aşkına sal beni, gideyim bakayım ne olur. O adreslerin hepsine tek tek polis bakıyor zaten şu anda. Operasyon düzenliyorlar. Ne anlatıyorsun? Yağmur adam aldı elinde resmen. Kim bilir ne yapıyor şimdi, ne halde Yağmur ya? Kafa yiyecek gibi oluyorum ya. Böyle oturduğumuz yerden hiçbir şey yapamayız savcım. Böyle oturduğumuz yerden hiçbir şey yapamayız. Oturacağız demedik oğlum, oturacağız demedik. Bir dur, bir sakin ol ya. Zaten duramıyorum yerimde. Bir dur. Düşüneceğim biraz, biraz düşünmem lazım. Ne istiyor bu manyak Yağmur'da? Kaan'la Yağmur'un neden aynı arabada olduğunu anladı. Yüzünü gördüğü kişi Kaan'ın Gökhan. Kaan da bunu Yağmur'a söyledi. Yağmur er ya da geç bunu hatırlayacaktı. Hatırlamasını hızlandırmak için Yağmur'u Gökhan olay mahalline götürdü. Hatırladığını anladığında da kaçırdık. Namussuz. 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 Abim diye inandım ya. Abim diye inandım ya ben bu adama. Bu kadar çabuk bırakmamalıydım kendimi. Hepsi benim suçum. Hepsi benim hatam. Hepsi benim suçum bunların. Tamam bırak, kendini suçlama artık ya. Seninle alakası yok. Gökhan aptal değil. Bence zaten kaçacaktı o. Kaçacak ama kaçana kadar elinde Yağmur'u tutmak istiyor. Eğer istediği başka bir şey yoksa tabii. Bilmiyoruz onu. Var mı öyle bir bildiğin bir şey? Dışarı çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Hava alacağım. Bak ortadan kaybolma. Bak ortadan kaybolursan yemin olsun Gökhan'ın peşini bırakır seni yakana yapışır. Haberin olsun. Çık tamam çık. Sen iyi misin lan? İyiyim, iyiyim savcım. Nasıl iyiyim? Bak bakayım bana. Tamam, kendini suçlamaktan vazgeç artık ya. Bırak, seninle alakası yok. Sen şimdi eve git. Bir şey olursa, bir haber çıkarsa ben seni arayacağım. Tamam? Tamam savcım. Hadi Selim, hadi. Hah, Akgün. Savcım, ben bir açmaza düştüm. Bak, düşündüğün şeyi sakın yapma Akgün. Duyuyor musun beni? Yağmur'a karşılık babam istiyor. Başka da bir yolu yok savcım. Bak Akgün, ben her şeyi biliyorum. Babanı asla teslim etmeyeceksin oraya. Babanın gitmesine izin vermeyeceksin Akgün. Nasıl yapacağım? İkna edemiyorum ki. Gideceğim ben diyor. Kızımı alacağım diyor.
Savcım, Allah aşkına ne yapacağım ben? Bana bir akıl ver. Akgün, öncelikle şunu konuşacağız. Sen bana yerini söyleyeceksin. Ben oraya polis yığacağım. Anlatabiliyor muyum? Bu polisin işi. Karışmayacaksın. Yok. Polisi karıştıramayız bu işin içine. Polisi eğer karıştırırsan dedi, Yağmur'a ciddi zarar veririm dedi. Canını yakarım dedi. Oğlum bak, beni dinle. Sen babanla oraya gittiğin zaman ne olacak sanıyorsun? Nereden biliyorsun babanı öldürmeyeceğini? Duyuyor musun beni? Selim, ver şunu. Kafayı yiyeceğim. Alo. Ya. Akgün, Canan ben. Canan Hanım. Bak, böyle bir şey yapmayacaksın Akgün. Nasıl yapma Canan Hanım? Elini kolunu bağlayıp oturmak ölüm. Hayır, babanı teslim etmen şu an Yağmur'u geri getirmeyebilir. Selim haklı. Canan Hanım, bir tarafta babam, bir tarafta Yağmur. Bu nasıl bir denklem? Babam gidip kendini feda edecek orada. Kimse kendini feda etmeyecek. Bak, Yağmur benim kızım. Ben doğurdum onu. Hiç kimsenin Yağmur'un üzerinde benim kadar söz hakkı yok. Teslim etmeyeceksin babanı. Anladın mı beni? Ne yapacağım? Bu işi polislere teslim edeceksin. Nasıl yapacağız o işi Canan Hanım? Ben şimdi telefonu Selim'e veriyorum. Ne oluyor, neredesin filan her şeyi anlatıyorsun ona, tamam mı? Akgün, neredesin? Demircilik'e mevkiye 25. kilometre ama sakın, sakın ola ki bak polisle müdahale edeyim demeyin savcım. Bakın sakın, bu adamın böyle bir şartı var. Akgün! Akgün! Böyle olması gerekiyordu evladım. Akgün, ne oldu? Ne oluyor? Akgün, ne oldu? Alo, savcı. Ben Selçuk Taşkın. Gereken neyse o yapılacak. Kızın sana sağ salim gelecek, merak etme. Selçuk Taşkın, bak beni dinle. Sen oraya gidip teslim olmayacaksın. Bu iş polisin işi. Sen oradan uzaklaşacaksın. Ben oraya ekipleri yığacağım, bu işi bitireceğiz. Ne yapıyorsun orada? Yok, polis olmaz. Oğlan psikopat. Kıza bir zarar verir. Selçuk Taşkın, sen ne olacağını sanıyorsun? Halil Sadi seni öldürecek. Sıramız geldiyse kimse bunun önünde duramaz savcı. Sen oğlana babalık yaptın. Kızın benim kızım. Can da benim canım. Ha, olur da geri dönemezsem... Oğlana babalık yapmaya devam et. Bir de... Gençlerin arasından çekil, sevgilerini yaşasınlar savcı. Hadi selametle, hakkını helal et. Alo! Ne oldu? Kendisi gidecek. Selçuk Taşkın kendisi gidip kendi kendine teslim olacak. Çocuktan da kurtulmuş bir şekilde. Ya çıldıracağım ya. Ali, bütün ekiplere haber ver. Demircilik'e yoluna yığsınlar. Kimi bulurlarsa, özel harekat, kim varsa hazırda, kim varsa yığsınlar hepsini. Emredersin sağ ol. Sen? Canan, arabaya bin. Atla arabaya, sen geri dönüyorsun. Biz Ali'yle devam edeceğiz. Ben geliyorum. Nereye geliyorsun? Geliyorum Selim. Nereye geliyorsun? Ne olacağı belli değil Canan. Ya geliyorum. Çıldıracağım ya. Tamam Ali, biz seni takip edeceğiz. Ah be masumum. Eğer bir daha görüşemezsek... çok sevildiğini bil. Bu günahkar babanı da muhabbetle hatırla. Akgün oğlum, iyi misin? Akgün, iyi misin? İyi misin? Savcım, 15 kilometre ileride sahilde. Yağmur orada mı? Orada. Ali, tersinden yeri geç. Helikopter, sahil güvenlik, kim varsa yığacaklar oraya, tamam?
Öleceksin. Ya baba ya, ya baba ya! Akgül, siz Canan'la geri döneceksiniz. Bundan sonrası polisin işi, bitti. Yok, hayır, hemen gidelim savcım. Ne binmesi, ne diyorsun sen? Onlar gelene kadar yetişemeyiz. Hemen gidelim ya, hemen gidelim hadi. Gidelim hadi Yağmur, yalnız hemen ya. Hemen gidelim, hadi. Hemen tamam, gidelim tamam, başkomiserim tamam. Allah aşkına. Babama baksana bunlar, babamın şapkası, babamın montu. Beni bayıltıyor, üstüne gidiyor ya. Bu kim ya? Akgül! Aa, sonra! Senin ne işin var lan burada? Beyefendi beni paket etti çünkü. Ben de sen peşinden gidersin diye seni takip ettim. Hadi atla! Çok iyi yaptın lan! Hadi gel! Hadi! İyi tamam, geç. Silahımız var mı Ali? Var, var! Allah kahretsin ya. Sizi takip ediyorum. Yürü lan, yürü! Baba! Baba! Yağmur! Baba! İyi misin? İyi misin? Baba iyiyim. İyi misin? Yok bir şey. Yağmur. İyi misin? Yağmur iyiyim de. İyi misin? Ha? Yağmur iyiyim de. İyiyim tamam. Ha. İyiyim ben. Ha. Akgün baban... Baban kurtardı beni. Ha. Bir şey... Gökhan'a teslim oldu. Baban Gökhan'a teslim oldu Akgün. Neredeler peki? Oradalar. Giderken de oradalar. Görürsünüz. Gel buraya, gel. Gel. Dur, dur, dur. Bekle, dur. Ekiplerin gelmesine 10 dakika. Tamam, sen silah getir Ali. Tamam. Çabuk, silah getir. 10 dakika olmaz, 10 dakika dayanamaz savcım. Bir sakin ol, Akgün. Bekle, bir de bekle. Tamam, tamam aşkım, tamam. Ver, silah ver. Ver, ver. Bana da vermeniz lazım, bana da vermeniz lazım. İyi, ver, ona da ver. Bak, ateş etmen gerekirse havaya ateş edeceksin, tamam mı? Tamam, anlaşıldı. Siz burada kalın. Bir yere kıpırdamayın. Tamam, sakın bir yere kıpırdamayın. Selim, dikkat et, ne olur. Tamam. Ali, Akgün. Adamların eşkalini tarif et, arabayı anlat. Her olmaz yolu, her tarafı bu tutacaklar. Lan oğlum, olmaz oğlum, mı? Dur, bir şey söyleyeceğim. Babam aldı, gidiyor. Ya, babam aldı diyorum, adam babam aldı, götürüyor. Babam orada, babam. Dur. Akgün! Tamam oğlum, iyiyim ben ya. Baba, iyiyim iyiyim diyorsun da bitap düştün ya. Ozan ha? Boynun rahat mı boynun? Rahat, rahat. Sen iyi misin? İyiyim savcım, bende sıkıntı yoktu işte. Babayı gördüm. Biz nasıl yapacağız oğlum seninle? Hı? Savcım, mevzu bahis babam olunca yani hani şey yapamadım, duramadım. Anlıyorsun sen de ya. Yağmur nasıl oldu, iyi mi? Yağmur iyi. Yağmur iyi olmasa benim burada ne işim var? Şimdi anlat bakalım nasıl oldu? Çözüldün değil mi Sami Şeymen? Ne yapayım oğlum? Bekledim bekleyeceğim kadar. Ölmeni mi bekleseydim? Savcım, Zodyak'la ben Gökhan'ın tekneye yaklaşıyordum. Hmm. Tamam mı? Bir baktım bunlar boğuşuyorlar ikisi. Sonra bir el silah sesi geldi. Ben orayı görmedim. Babama sordum sonra. Vurmuş, denize düşmüş Gökhan. Bekledim çıksın diye. Bayağı da bekledim ama hani çıkan vardı, neden yani? Çıkmadı diyorsun. Çıkmadı. İyi tamam, hadi sen babanla ilgili. Tamam savcım. Akgün. Dursana. Selçuk Taşkın, Akgün'ün babası. Merhaba. Ne oldu, rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Zaten sizin sayenizde buradayım. Sağ olun. İyi, sevindim. Hatta birazdan taburcu edecekler bizi. Merak etmeyin. İyi, iyi, güzel. Ben de size nasıl teşekkür edebilirim? Çok bilemiyorum. Yani hani teşekkür edecek bir şey yok. İçine düştüğü durum bizden sebepti yani. Yok, yine de siz gitmeseydiniz. Yok canım, artık yani bitti gitti. Siz de benim oğluma sahip çıktınız. Benim boynumun borcuydu. Savcım, Selçuk Taşkın'ı transfer etmemiz gerekiyor. Tamam hadi, çıkalım.
Canan Hanım, ben sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben de babamı geçireyim Yağmur Canan. Ne yapıyorsun savcı? Vedalaş babamla. Baba. Gökhan. Bana dedi ki seni tuttuğun yer için buraya gel. Burada konuşacaklarımız var dedi. Sana bir şey söyledi mi? Yok. Ne diye aramış seni? Ya işte bir aile sırrı dedi. Üçümüzün oturup konuşması gereken bir konu dedi. Yani biraz saçma sapan konuştu ama sana bir şey söylemedi mi şimdi yani? Yok yok yani. Sana da bundan başka bir şey söylemedi öyle mi? Bu kadar. Ya çocuk psikopat işte yani. Geçmişte yaşadığı kötü şeyleri hepsini bana yüklemeye çalıştı. Seni de çağırıyor ki oğlumsun ya. Yüzüne karşı seni ezmek istedi. Sebep o yani. Allah Allah. Özellikle altını çizdi ya. Hani üçümüzün oturup konuşması gereken bir konu diye. Ben o yüzden şey yaptım. Yok işte yani. İhaleyi bize atmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Tamam hadi bitti gitti. Düşünme artık. Yok bunu. Diyorsun bir şey. Yok yok. Anlaşıldı. Hadi. Tamam. Tamamdır. Ver eline bir. Bak. Önce Allah'a sonra da savcıya emanetsin. Unutma. Sen de Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Mahkeme sonuçlandıktan sonra daha rahat görüşürsün babanla. Yeni bir tanık koruma verecek. Yeni bir ev, yeni bir hayat. Daha rahat edersin yani. Eyvallah sana. Senin kafan neye takılıyor? Gökhan Şen'i düşünüyorsun. Savcım yani öldü mü kaldı mı? Yaşıyor mu? Nefes alıyor mu? Yani en ufak bir şey bilmiyoruz. Merak ediyor insan haliyle. Doğru haklısın ama o artık senin meselen değil. Oradan bence bir sürpriz bekleme. Onun daha bir zamanı var yani. Sen öyle diyorsun savcım. Bugün Yağmur taburcu edeceğiz. Harbi mi? Ben de dursam yanınızda. Olur, hatta eve gel. Beraber kalırız yine ha. Şaka yapmıyorsun. Abi canım gel. Gözümün önünde olursun hem. Emredersin. Çok büyük hadise atlatmışsınız vallahi. Allah korudu kuzunu. Yani Allah'tan orada Hakkün abinin babası da varmış. Tamam. Akgün sen de babanın peşinden gittin yani bütün bunlar olurken değil mi? Öyle gelişti Metin abi. Anam deli bu çocuk ben diyorum size. Ya Akgün abi ya biliyorsun ben böyle şeyleri çok merak ediyorum ya. Ne oldu birazcık detay versene bana çatışmanın. Baba! Gelme! Bırak lan! Bas lan geri! Bas geri! Bas geri sıkarım! Baba! Bas geri sıkarım. At lan silah. Tamam 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 sakin tamam. Bas bas bas. Bas. Gökhan. Akgün. Akgün. Ben çok yorgunum ya. Savcı müsaadenizi isteyebilir miyim? Tamam sen git ben de geleceğim şimdi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Savcım yengeyle aran bozuk mu? Sıkıntılı mı? Gece erken geldin ya eve. Son zamanlarda da bayağı iyiydi aranız ben. Erken gelince hani kendi kendime düşündüm dedim. Bir sıkıntı var herhalde yengeyle. Son zamanlarda bayağı iyiydi. Derken nasıl yani? Herkes bilmiyor mu ya? Neyi biliyor oğlum herkes? Savcım biz dost meclisinde konuşma fırsatımız oldu Yağmur'la da. Ben oradan duydum yani Yağmur. Hanım söyledi kendisi bana. Dedi böyle böyle yani paraları iyi diye. Hani o bapta. Hani konuştuk. Metin abi. Ya abi ben siz konuşuyordunuz geçen gün bahçede. Ya kulak misafiri oldum işte ben de. Bir şey yok yani. Nasıl şimdi herkes yani biz gizli gizli görüşüyorduk onların hepsi. Halen
Biliniyor muydu? Saklamaya çalışıyorduk. Açma, hiç saklayamadık. Yok. Böyle kabak gibi ortada her şey. Ben biliyorum. Ben bile şey yapıyorsam. Tabii. Ne diyorsun ya? Hayırlı olsun Selim'ciğim. Allah ne diyeyim devamını erdirsin, tamamını erdirsin. Selim'ciğim bir şey demiyorum. Yüreğiniz dert görmesin. Ay anasını ya. Tamamına da erdirecek gibi görünmüyor işte. Bu ne de ya? O nasıl laf ya? O ne ya? İşte yani. Tam olarak benim mütemadiyen Can'ın hayatına felaket getirme. Anlatabiliyor muyum? Yani ben onu artık inandırabildiğimi, onun inanmaya başladığını falan düşünüyordum. Hatta ben kendim de inanmaya başlamıştım mevzuya ama yani şu an içinde bulunduğumuz duruma bir baksana. Kızım kaçırılmış. Ailemle birlikte bir çatışmanın içinde buldum kendimi. Mesleğim elimden alındı. Yani daha da ne olsun? Abi sen niye kendini suçluyorsun ki? Yani Canan da biliyor bunun seninle bir ilgisi yok. Ya o da tabii direkt olarak suçlamıyor beni de. Hani bakışlarında var yani. Anne. Anlarsın bunu yani bakınca. Ben sana demiştim gibi bakıyor bana sürekli. Yani şu an bence konuşmak için cesaretini topluyor. Bir karar verme aşamasında, bir karar verecek. Ve yani bugün yarın benim fişimi çekti çekecek yani o durumdayım ben. Allah korusun ya. Öyle öyle. Yok yok bir şey olmaz. Ben emniyete gidiyorum. Savcıya görev teslimi yapacağım. Çalışıyormuş gibi görüneyim bari ne yapayım? Hakkın kalk sen de gel hadi. Geleyim sana. Hadi. Sen nereye? Çıkıyorum anne. İşim gücüm var biraz. Tamam bırakır senin. Yok yok. Siz bakın dalganıza. Ya kusura bakma sana da bıraktım burayı. Ben de Metin abi ben de. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Savcım şurayı toplayayım ben bir 5 dakika. Gel toplayalım ben de yardım edeyim. Ben çayını yudum da ben de ya. Ya otur tamam Allah aşkına. Oğlum tamam be kaldıralım şunları. Savcım. Arabadayım. Savcı müsait miydiniz? Söyle. Bir gelişme vardı. Gökhan mı bulundu? Bulundu mu? Ne olmuş? Ölmüş mü? Ne olmuş başkomiserim? Konuş söyle. Akgün çıksın. Savcım Allah aşkına saklamayın bunu benden ya. Benim bilmeye hakkım var. Allah aşkına söyler misin mi başkomiserim? Öldüyse öldü de bana ben etkilenmem çünkü biliyor musun? Gidelim teşhis etmek gerekiyorsa da beraber morga inelim. Ben teşhis edeyim. Hiç etkilenmem bu durumdan. Yeter ki söyle savcım Allah aşkına bir şey söyle. Gökhan öldüğüne dair elimizde hiçbir şey yok. Aksine sahil güvenliğin arama yaptığı yerde bir balıkçı ihbarda bulunmuş. Denizde omuzundan yaralı birini kurtardığını söylemiş. Ne diyorsun sen ya? Balıkçı adamı hastaneye götürmek istemiş ama adam kaçmış. Gökhan mı? Bak bu kesin Gökhan. Bir sakin ol daha belli değil bir şey. Savcım olur mu daha belli değil ya? Mesken aynı baksana. Çıkıp gitmiş adam. Şikayete baksana. Bütün hastaneleri aradık. Gökhan'ın eşkaline dair hiç kimse yok. Başkomiserim hangi kıyıdan çıkmış? Sen bana o kıyının ismini ve balıkçının ismini bir verir misin sana zahmet? Hayırdır? Ne yapacaksın balıkçının adını? Savcım bu adam elini kolunu sallayarak dolaşıyor ortalıkta. Belki de şu an yağmura gidiyor. Belli değil ne yapacağı. Pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyor. Ben bunu bulacağım. Gerekirse nefesini. Bak sen bu meseleden uzak duracaksın. Duyuyor musun beni? Bu meseleden uzak duracaksın. Bitti. Gerekiyorsa seni içeri attırırım. Orada kalırsın. Bu Gökhan denen çocuk bulunana kadar çıkarmam seni oradan. Lan sen kim oluyorsun ya? Ha? Bu kız benim kızım. Bu çocuk benim kızımı kaçırdı. Ben varım ben. Benden sonra da devlet var. Sen kimsin? Savcı. Tamam kes. Tek kelime etmeyeceksin. Bitti. Ali, bizim siteye yüksek koruma önlemleri alacaklar. Tamam mı? Bütün her tarafa bulabildikleri bütün adamları yığacaklar ve diyeceksin ki bu Gökhan denen çocuk yaşıyor olabilir. Böyle bir ihtimal var. Ona göre gözlerini dört açacaklar. Ve bu çocuktan haber geldiği anla da bana söyleyeceksiniz. Ben onunla bir yüz yüze konuşacağım. Tamam? Emredersiniz. Hadi yürü ben ne geliyorsun sen de.